Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Barolar Birliği 5 Aralık günü bir seçim yaptı. O kadar hoş oldu ki. Alnından öpüyorum. Yüreğinden öpüyorum meslektaşlarımızı. Hukuk dersi verdiler, hukuk dersi. Aylarca burada anlatmaya çalıştığımız bölmeyin baroları. 2010 yılında FETÖ projesi olarak getirilen kanunla oynayarak baroların üzerine çullanmayın. Türk yargı dünyası size ders verir dememize rağmen dinlemediniz. Bu da size ders olsun, olur mu? Ders olsun. Ama sözümüz olsun. Geldiğimizde bu meclise çoğunluk olarak o yasayı yırtıp atacağız. Adaletli, hukuk dünyasına yaraşır, avukatların nefes alacağı bir yasayı yapacağız. Bunu da unutmayın. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Kaderin cilvesine bak. Dünya İnsan Hakları Günü'nde hukuksuzluğun, haksızlığın konuşmacısı olarak buraya çıktım. Her iki gençten birinin işsiz olduğu bir ülkede 14 milyon insanın asgari ücretle çalıştığı bir ülkede, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olduğu bir ülkede, 7,5 milyon insanın asgari ücretin üçte biriyle geçinmek zorunda olduğu bir ülkede ve 10 milyondan fazla işsizin olduğu bir ülkede adalet ve insan hakkı konuşmaya geldik. Kimlerle? Adaletsizliği yaratanlarla. İroniye bakın. Adaletsizliği yaratanlar adalet dağıtıcısı gibi de duruyorlar karşımızda. Adaletsizliğin temel nedeni bugün bize yaşattığınız ekonomik politikalardır. Adaletsizliğin temel nedeni ekonomik altyapıdır. Yoksulluktur, işsizliktir, istihdam sorunudur. Yarattığınız dünyayla daha fazla adaletsizliğe sebep olacaksınız sayın bakanlar. Ama diyeceksiniz ki, e kardeşim bunu biz yaratmadık. Kim yarattı? Sizin yerinize dış güçler mi geldi yarattı? Sığınabilirsiniz buna bakın. Buna sığınabilirsiniz, bir şey söylemeyeceğim. Ama sayın bakanlar, zannetmeyin ki sadece Adalet Bakanı'nın sorunu olan bir şeyden bahsediyorum. Tüm yönetenlerin sorunundan bahsediyorum. Bu anayasanın 106. maddesi diyor ki, bakanlar ve cumhurbaşkanı vekili cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Halka karşı değil ha, meclise karşı değil ha, cumhurbaşkanına karşı. Ama sizler sorumluluğu biat etmek olarak algılıyorsunuz. Halbuki sorumluluk aynı zamanda meşveret, uyarmak, doğruya çekmektir. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Avrupa Konseyi ile alakalı olan bir kuruma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa Birliği'nin kurumu gibi davranıyor. Diyor ki Avrupa Birliği'nin kararları bizi bağlamaz. Anladık. Avrupa Birliği'ni bir ara çok seviyordunuz. Şimdi kötü giden işlere bir nefret abidesi yaratmanız lazım ama Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyin Sayın Bakanım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi ile alakalı bir mahkemedir. Avrupa Birliği ile bir alakası yoktur ve kurucu üyesi olduğumuz bir yerdir. Yapmadığınız, etmediğiniz işlerden dolayı da kimseye sorumluluk çıkarmaya kalkmayın. Sayın Bakanlar, siz de yoksulluğun, işsizliğin, adaletsizliğin temel nedenisiniz. Sayın Tarım Bakanı, yurt dışından ithal ettiğiniz hububatla beraber, ayçiçeğiyle beraber bu ülkenin tarım dünyasına darbe vururken yerli ve milli diye orada oturuyorsunuz, öyle mi? Sizsiniz yoksulluğun temeli. Sizsiniz adaletsizliğin temeli. Askeri okulu öğrencileri zulmedilirken içeride, boş yere yatırılırken, komutanların emriyle sokağa çıkan çocuklara 30 yıl ceza verilirken, Sayın Savunma Bakanı, siz de zulmün nedenisiniz. Size başka bir şey daha soracağım. Tank baletle alakalı. Yasal durumunu sormayacağım. Oraları çoktan geçtik. 2018 yılında Altay tankını yapıp getirecektiniz. Nerede? 4 yıldır bu ülkenin kaynakları nerede tüketiliyor Sayın Bakan? Hiç değilse maketini alın da burada bir görüntünüzü alalım. Böyle bir dünyada Urfa'da Şen Yaşar ailesine yaşatılan da, KHK'lara yaşatılanlar da, Türkiye'nin her yerindeki hukuksuzluk, mesela bir eski parlamenter Ali Haydar Akverdi vekilimizle beraber Kocaeli'nde kendisini ziyaret ettik. Demans hastası, Alzheimer. Kendini idare edemiyor ve o hala içeride yatıyor. Aysel Tuğluk, bir kavme duymuş olduğunuz kin sizi zulme neden hale getirmesin diyor bizim maide süremizde. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir? Siz bugüne kadar yaşlı, şu, bu birçok insanın hukuk ihlaliyle kendinize göre ilgilendiniz de
Buyur. Evet. Hukuksuzluğun had safhada olduğu bir ülkede adaletten bahsetmeyi kendime yediremiyorum artık. Sadece şunu söyleyeceğim. Zulmün temelindesiniz. Sizi göndereceğiz. Bu millet nefes alacak. Başka çaresi yok. Size anlatacağımız fazla bir şey yok. Size sadece şunu söyleyeceğim. Rahmetli Cemil Meriç'in çok güzel bir lafı var. AKP sıraları size söylüyorum. Zulmün olduğu yerde tarafsız kalmak namussuzluktur diyor rahmetli Cemil Meriç. Ben bunu kendime referans olarak alıyorum. Herkese tavsiye ederim. Hiç kimse zulmü sineye çekmesin. Çünkü vicdan mahkemesi çok geniştir. Yeri geldiğinde herkes o mahkemenin önünde başı dik durmak zorundadır. Külliyedeki arkadaşlar, siz de başınızı dik tutmaya çalışın. Her lafınıza Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlamak yerine...